Arkadaşlar selamünaleyküm, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben Ersoy Gümüş. Şimdi şu WhatsApp gündemimiz, biliyorsunuz her yerde WhatsApp konuşuluyor. İşte WhatsApp bizim şeylerimizi satacak, biz ne yapacağız falan filan. Artık herkes bilecek falan filan. Zaten şöyle, buna bir WhatsApp nasıl diyeyim ben size, sözleşme konusuna bir açıklık getirelim artık. Herkes farklı farklı bir şeyler söylüyor. Ben size en açıklayıcı tarafından söyleyeceğim. Şimdi bildiğiniz gibi Facebook, Instagram nasıl diyeyim gibi platformlarda Mark Zuckerberg, işte Zucker mi deniyor artık, Zuckerberg mı deniyor, ne deniyor adam ismini, reklam ve böyle şeylerden para kazanırken WhatsApp'tan aynı şey için söyleyemiyor. Çünkü WhatsApp'tan para kazanılmıyor, reklam falan vermiyor değil mi? Ta ki işte şu kişisel konuşmaların yapay zeka şirketlerine satıldığını öğrenene kadar. Bu olaydan dolayı bu adam mahkemede oldu ya. Yeni bir karar alıp işte WhatsApp'ın reklam özelliğini getirecekti. Ama kullanıcılardan büyük bir tepki geldiği için bu isteğini geri çekti. Ondan sonra şimdi ise yeni bir aldığı kararda eskiden yaptığı gibi gizliden kişisel verilerinizi yapay zeka şirketlerinin satma olayını artık sözleşmeyle duyurup sözleşmeyle yasal bir şekilde getirdi. Bu zamana kadar yasal yapmıyordu bunu. Yani yasal yapmayıp şunu kapat ya. Bunu yasal yapmayıp gizliden gizliye yapıyordu. Yani işte şöyle söyleyeyim, yazışmalar, ses kayıtları, konu, medya vesaire yapay zekanın içinde aktarılacak. Bu yapay zeka ne? Şimdi biz nasıl izleniyoruz biliyor musunuz? Şöyle, zaten biz her şekilde izleniyoruz. Örnek olarak mesela biriyle konuşurken söylediğimiz bir şeyin 5 dakika sonra reklamını görüyoruz. Mesela Google'a Beypazarı sağda solda diyoruz, ya da gitar diyoruz, Türk bayrağı diyoruz, ya da işte telefon diyoruz, RAM telefon diyoruz, RAM diyoruz. Yani flash bellek diyoruz. Ne sikim, gene fareyi düşürdük. Evet, bu iki oldu artık ya. Evet, fareyi de düşürdük. Evet, bu fareyi ikinci düşürüşüm anasını satayım. Zaten bir şekilde izniniz 5 dakika sonra nasıl diyeyim, neye bakmış, neyi incelemişsek ise anında reklamları görüyoruz. İşte bu algoritma sayesinde benzer şeylerin, işte kamera arattırdınız ya, kameranın bir sürü vesaire, şu kamera uygun, bu kamera uygun, bize en uygun fiyatlarını söylüyor. Yani bu sözleşme hani olayı yeni olan bir şey değil zaten. Bunu WhatsApp uzun süredir bize yapıyor bunu. Hani WhatsApp bize bunu uzun süredir yapıyor ama önceden gizliyordu arkadaşlar, dostlar. Hani öncesinden gizliyordu bunları. Gizlediği için biz bilmiyorduk. Ya WhatsApp bizim şeylerimizi yapıyor. Zaten bunlar yapay zeka şeylerini satıyordu. Bunun üzerinden para kazanıyor zaten bu adam. Hani açıkçası söylemek gerekirse olay tamamen bundan ibaret. Şimdi yasal, hani yasal oluyor şu an. Şu anda yasallaştırdı. Bununla ilgili en basitinden size bunu söyleyebilirim. İşte WhatsApp şimdi oradan nasıl diyeyim ben size, bir yere mesela örneğin klavye arattırdınız. O klavyeyi zaten orada yayınlayacak. Hani bu zaten YouTube, Instagram gibi reklam gösteremediği için bunu da oradan hani elde etmiş oluyor. Olay tamamen bundan ibaret. Umarım anlamışsınızdır. Konuya artık açıklık getirdim. Biraz da şimdi heyecanlandım çünkü gündem bu ya. Belki de bu bayağı video izlenecek. Biliyorsunuz benim kanalım fazla izlenmiyor. Yani bu videoyu paylaşınca şimdi puf, bak o kadar kaliteli işler demeyeyim de o kadar kaliteli videolar çekmeye çalışıyorum kendi çapımda elimden geldiğince. Şimdi yani gündem boğulunca, trend boğulunca, insan bunu çekince nereden biliyorsun ki, belki de bu video yani 20 bin izlenecek, 50 bin izlenecek. Yani bok gibi davranın, ne kadar kötü falan demirlemelerini istemiyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Yani bu yeni olan bir şey değil. Hani devleti satmayacaklar, bir şey yapmayacaklar. Olan bir şeyi sadece resmileştirdiler. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Ben gidiyorum, kendinize iyi bakın. Şuradan doğru gideceğim, ondan sonra montajda kaydı sileceğim. Siz sanki gitmişim gibi anlayacaksınız. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun, bay bay. Bak şu an gittim mesela.